Mavi Kadın takipçileri, bundan sonra astroloğunuz Özlem Recep sizlerle birlikte efendim. Evet, gökyüzünü anlatacağız. Gökyüzü koşulları neler olacak? Ay tutulmaları, güneş tutulmaları, Merkür retroları derken haftalık burçlarda en şanslı olduğunuz günler ve aynı zamanda belki de doğum tarihlerinize göre size sürprizler yapabilirim efendim. Evet, Merkür retrosundayız ve gökyüzü Nisan ayında bomba enerjisi taşıyor. Şöyle bir genel etkileriyle birlikte değerlendirecek olursak eğer ki Merkür retrosunda Koç burcunda gerçekleştiği için bu Merkür retrosu biraz diğerlerinden farklı. Çünkü Marsiyen, yani savaşçı enerjiler içerisinde, dünya biraz kızışabilir bu dönemin içerisinde. Çünkü savaş enerjileri aktifleşiyor. Arka planda aynı zamanda patlamalar, terörsel eylemler ve aynı zamanda arka planda kimyasal gemilerle alakalı ve gemi kazalarıyla alakalı konular da gündemde olabilir. Göçmenlik ve vatandaşlık hakları ve kanun ve hükümlerle alakalı tüm dünya içerisinde değişiklik döngüsü içerisinde giriş yaptığımızı gösteren de bazı enerjiler bulunuyor. Bu sürecin içerisinde ulaşım araçlarına dikkat etmeniz lazım ama artık zaten biliyorsunuz Merkür retrosunda trafikte hız yapmıyorsunuz. Merkür retrosunda imza atmıyorsunuz. Merkür retrosunda beyaz eşya almıyorsunuz efendim. Genel manasıyla bunlar etki alanlar ama şu konuya da bir açıklık getirmek gerektiğini düşünüyorum. Her Merkür retrosu kötü müdür? Değildir. Haritanız biricik ve tekil. Bunu asla unutmayın. Haritanızda Merkür'ünüz retroysa, Venüs'ünüz retroysa, Mars'ınız retroysa mutlaka bir danışmanlık alarak ya da doğum haritanızı internet sitelerinden ücretsiz bir şekilde çıkartabilirsiniz efendim. Bu dönemler sizin için biraz daha avantajlı olan döngüleri anlatabilir. Birileri çöküşteyken birileri bu dönemde yükselebilir. O yüzden doğum haritanıza göre beni dinlemenizi öneriyorum sevgili dostlarım. Evet, burçları anlatacak olursak koçları, boğaları, ikizleri neler bekliyor, balıkları neler bekliyor? Bu dönem öyle böyle bir dönem değil. Çünkü 8'inde de bir güneş tutulması olacak. O yüzden kadersel döngülere imza atacak nitelikte olan bir retro kombinasyonu içerisindeyiz. Bu retro kombinasyonu bazılarınız için yollarınızı temizlerken bazılarınıza yeni olacak olan konulara vesile olacak olan konular yaratacak. Kimilerinin eski sevgilisi gelecek biliyorum. Şimdi merak ediyorsunuz kimin gelecek acaba diye. Hepsini anlatacağım. Kimileri eski eşleriyle karşılaşacak. Kimileri ise bazı şeylerin gerçekliğini bu dönem içerisinde duyacak ve görecek efendim. Evet, burçlarla birlikte devam edecek olursak koçlar, koç burcu. Merkür retrosu koç burcunda gerçekleştiği için en fazla etkilenenlerden bir tanesi tabii ki sizsiniz. Yani bu dönemin içerisinde patavatsızca konuşmalar yapmak aslında pek çok konuda sizi geri plana atabilirmiş gibi görünüyor. Ne olur koç burcu lütfen konuştuklarına dikkat et. Çünkü arka planda kader seni bambaşka yollara doğru açarken, ilerletirken söylediğin sözlerle yarın bir gün hukuksal konularda başın belaya girebilir. Aynı zamanda bir ilişkin varsa, bir beraberliğin varsa sıkıntı yaratılabilir. Botoks ve iğneli tedaviler görüyorsan eski hekimlerinle birlikte ilerlemeli. Eğer ki saç rengini değiştireceksen bu dönem eski saç rengine dönebilirsin ama yenilikle yapma dönemi mi? Hayır değil. Yeni bir saç rengi denersen eğer ki saçların elinde kalabilir. Temkinli olman lazım diyelim. Ve hemen akabinde boğalara geçelim. Sevgili boğa, evet bu dönemin içerisinde aldatılıyorsan her şey ortaya çıkacak. Evliliğinde, ilişkinde, iş hayatında aldatıldığın her türlü konu gün yüzüne çıkarken arka planda gerçeklerle karşılaşmak biraz seni zorlayabilirmiş gibi görünüyor. Nisan ayının sonuna kadar bu konulara dikkat et ve aynı zamanda finansal konularla alakalı temkinli ol. Arka planda aynı zamanda tekrarlayan ameliyat risklerin bulunuyor. Bu konularla alakalı da check-up kontrollerini yaptırmanı öneriyorum sevgili boğa. Ve ikizler, yolların aydınlanıyor. Farkında mısın sevgili ikizler? Evet, sevgili ikizler burcu, kalabalıkların arasında belki de kendini yalnız hissediyorsun. Belki de bir ilişkin bitiyor. Belki de arka planda birileriyle küsüşüyorsun bu dönem. Hayal ettiğinden fazlasını aslında elde edeceğin bir süreci hazırlanıyorsun ama farkında bile değilsin. Çevren değişmezse sen değişemezsin. Bırak çevren değişsin. Gitmesi gereken kişiler gitsin. Arka planda sen hayallerini gerçekleştirmek için belki de olması gereken kişilere zemin hazırlayan olaylar silsilesi içerisinde olabilirsin sevgili ikizler. Peki ya yengeç burçları? Sevgili yengeç burçları, kariyer konularını riske atmaman gereken çok ama çok önemli bir dönemden geçeceksin. Yöneticinle kavga etmemeye dikkat et. Eski yöneticilerin, eski iş yerin, eski patronlarından bu dönem destek görebilirsin. Uzunca zamandır iş hayatına ara verdiysen bu süreç senin tekrarın iş hayatına atılman için bir altyapı hazırlığı olabilir. Annenin
ve babanın sağlığına çok dikkat etmen gereken bir dönemden geçiyorsun. Aynı zamanda küslüklere de dikkat diyorum. Peki aslanlar, aslan burcu sevgili aslan, hukuksal konularla alakalı yarım kalmış olan konular gündemindeyse bu süreç senin için önemli bir karar eşiğinden geçilebileceğini gösteriyor. Tekrarlayabilen davalar ya da bitiş döngüsündeki bir dava seninle birlikte olabilir. Yüksek eğitim kurumlarıyla alakalı, hukuksal konuların haricinde yüksek eğitim kurumlarıyla alakalı, eğitim ve öğretimle alakalı konularda eğer ki sınavlarını veremediysen bu dönemi iyi değerlendirmeni dilerim. Yurt dışıyla alakalı konularda da destek görüyorsun ama aynı zamanda şu konuya dikkat etmen lazım. Hayatının merkezinde olan kişinin ailesiyle aranda bazı sıkıntılar gündemde olabilir. Bu konuya karşı temkinli olmanı senden öneriyorum. Evet, Başak burçları ise fiziksel konularla alakalı, özellikle Başaklar ameliyat ve operasyonlarla alakalı dikkatli olmasını tekrarlayan ameliyat operasyon risklerin bulunuyor. Bu sürecin içerisinde sevgili Başak, eğer ki kronik rahatsızlıkların varsa biraz temkinli olman lazım. Cinsel hastalıklara karşı açıksın bu dönem. Aynı zamanda banka, kredi ve faiz yapılandırmalarında temkinli adımlar atmalı ve borçlanmaya karşı dikkatli olmalısın. Peki terazi. Terazi burcu, ilişkilerinle alakalı önemli bir döngünün eşiğinden geçebilir misin gibi görünüyor sevgili terazi. Eğer ki beraberliğinde problem bulunuyorsa ve bu kişi senin hayatında bundan sonra olmayacaksa bu dönem bitiş yaşanabilir. Eğer ki geçmiş evliliklerinle alakalı, geçmiş beraberliğinle alakalı bir konu varsa bu kişiyle karşılaşabilirsin ve eğer ki bu kişi senin hayatında devam edeceğin nitelikte bir döngüye temsil edecek bir süreci yaşatıyorsa karşılaşmalar boşuna değil, kadersel bir sürece doğru ilerliyor olabilirsin eski eşinle. Ama ilişkilerin etkileniyor, haberin olsun. Eğer ki bir evlilik hazırlığındaysan akrabalar ve araya giren dostlara karşı dikkatli olmalısın. Dost gibi görünen düşmanlarının bir anda gerçek yüzünü bir anda göreceksin terazi. Haberin olsun diyelim, dikkatli olman dileğiyle. Peki akrepleri neler bekliyor? İş hayatıyla alakalı bazı problemler olabilir, önlemlerini almalısın. Aynı zamanda sağlığınla alakalı, hem kendi sağlığın hem de yakınlarının sağlığıyla alakalı bazı operasyonel süreçlerin içerisinden çıkabilir ve eğer ki kontroller sırasında fark etmediğin bir rahatsızlık varsa onunla alakalı tedavisel süreçlere başlayabilir misin gibi görünüyor. Eski çalışma arkadaşlarından destek görebilir, eski çalıştığın firmayla görüşmeler içerisine girebilirsin ama imza atma. Bu dönemi iyi analiz ederek Nisan'ın sonundaki süreçte eski iş yerine de başlayabilirsin. Peki aynı zamanda yay burçları, akrebi bitirdik. Yay burçları seni neler bekliyor? Evet, yay burçları sıkı dur, sıkı durun. Eski sevgilim geri gelecek mi diyen yay burçları. İşte Merkür Retrosu sizin için çalmaya başladı. Merkür Retrosu'nda eski sevgili, biten ilişki geri gelecek. Haber alacaksın, karşılaşmalar yaşayacaksın. Bu dönem içerisinde ikiye ayırıyorum. Kadersel bağların varsa bu dönem senin için çok önemli olabilir. Bu süreç nereye götürebilir seni? Sanki evlilik sürecine doğru hızlandırabilir. Ama kadersel bağların yoksa retroda gelen, retroda gidecek haberin olsun ve aynı zamanda çocuklarının sağlığına ve çocuklarınla ilgilenmeye de özen göstermelisin. Peki ya Oğlak burcu? Sevgili Oğlak burcu, aile içerisindeki küslüklere ve hastalıklara dikkat etmen gereken bir süreçten geçeceksin. Sevgili Oğlak, ev alım satımlarıyla alakalı riskli atılımlar yapmaman gereken bir dönemden geçiyorsun. Temkinli olmalısın. Önemli bir rahatsızlık ya da aşk acısı çekiyorsan arka planda bu ay senin için biraz inziva dönemiymiş gibi görünüyor. Kova burçlarına gelecek olursak, sözleşmeler, anlaşmalar ve aynı zamanda prosedürsel işler seni bekliyor. Hukuksal konularla alakalı bazı sözleşme ve anlaşmaların altyapılarını imzalaman gerekebilir ama bu süreci imzalayarak geçirme. Arka planda analizini yaptırırsan eğer ki yeni sözleşme ve anlaşmaların analizini yaptırdığın sürece kazanabilirsin. Nisan ayını böyle değerlendirmeni diliyorum. Nisan'dan sonra imzaları atmak senin için avantajlı olabilir. Yurt dışını ilgilendiren projeler, yurt dışıyla bağlantılı olan ev alım satımları da gündeminde olabilirmiş gibi görünüyor. Kova burcu, seyahatler aktifleşebilir. Kova burcu, ama dikkat etmen gereken bir konu var. Trafikte hız yapmamalı, biraz kazalara açıkmışsın gibi görünüyor. Dikkatli ol. Peki balıklar, para 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 enerjisi. Sevgili balık, paranı riske atacak konularla alakalı dikkatli olman gerekiyor. Lütfen eğer ki bir yatırım yapacaksan, fizibilite çalışmalarını yaptırırsan eğer ki senin için çok daha iyi olabilirmiş gibi görünüyor. Haberin olsun sevgili balık. Bu dönemin içerisinde borçlanmaya karşı temkinli ve dikkatli olmalısın. Tekrarlayan ameliyat risklerin bulunuyor. Aynı zamanda bir beraberliğin varsa eder mi, değer mi diyeceksin. Evet, 12 burcu sizler için değerlendirdim sevgili dostlarım. Merkür Retrosu döngüsünde anlattığım konuları biraz daha hassasiyetle birlikte
yaklaşırsanız eğer ki bu döngünün nasıl geçeceğiyle alakalı size biraz daha referans olmuş olan bir dönemi anlatabilir. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Mavi Kadın yorumcularıyla birlikte sizinle olmaktan çok keyif alıyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.